Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin me'uzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. söz üzerinden Namı Diyele Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde 3. hakikate kadar geldik bildiğiniz gibi. Hatta 3. hakikati de baştan sona bir kez okuduk ve ilk paragrafı üzerine de aklımıza gelen şeyleri söyledik. Yine 3. hakikate devam edeceğiz. Fakat ondan önce teberrüken hep yaptığımız gibi en baştaki ayeti kerimeyi bir hatırlayalım. Hangi güzel adımla yola çıktığımızı, neyin gölgesinde gezdiğimizi, yani Haşir Risalesi'ndeki maksadımızın ne olduğunu bir hatırlayalım. Biz Haşir Risalesi'nde öldükten sonra diriliş hakikatini anlamaya çalışıyoruz. Nasıl diyelim? Amentü ilkesi olarak bizim buna iman etmemiz lazım. Zaten imanımız var. Ama bu imanımız nelere dayanıyor? Hangi deliller bu imanımızı ayakta tutuyor? Onu da 10. söz üzerinden bir miktar öğreniyoruz. Elbette buradaki deliller değil sadece Haşr'ın delilleri. Haşr'ın delilleri çok daha fazla. Ancak Bediüzzaman Hazretleri'nin bize öğrettiği formül sayesinde bir pratik bakış açısı kazanıyoruz. Elhamdülillah bizim gibi avamlar bunu korusa herhalde epey bir şey başarmış olur. Evet, 10. söz 2 ayeti kerimeyle başlıyor. Birisi Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet, bütün ayetlerin başındaki ayet, bütün ayetlerin inişini sağlayan ayet ve bütün ayetlerin kavuştuğu ayet, tekrar döndüğü ayet. Yani bütün ayetler bize aslında Allah'ın rahmaniyetini ve rahimiyetini anlatıyor. Uluhiyetini, rahmaniyetini ve rahimiyetini anlatıyor. Ondan başlıyoruz, yine ona dönüyoruz. Hay'den gelip Hu'ya gidiyoruz gibi. Bismillahirrahmanirrahim'le başlayıp yine Bismillahirrahmanirrahim'e dönüyoruz bu anlamda. O ayeti kerimeyle bütün tilavetlerimize başlayışımız boşuna değil. Efendim, ikinci ayeti kerimemizde Rum suresinin 50. ayeti. O da şöyle, estağfirullah. فَنْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَد۪يرٌ. Kısa bir meali şu şekilde, söz basımı yayının verdiği meal. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet-i kerime bize haşrin varlığını, öldümden sonra diriliş hakikatini bahar üzerinden anlatıyor. Bahar örnekliğinden anlatıyor. Bahar misalinden anlatıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü hakikaten de bahar, haşri bir kanun olarak kabul edeceksek, bir yasa olarak kabul edeceksek, işte o yasanın bu dünyadaki ucu. Nasıl kütle çekim kanunun dünyada bir ucu var ama başka bir ucu da güneşte. Diğer başka bir ucu da kim bilir hangi galaksinin hangi köşesinde. Yani her yer için geçerli bir kütle çekim yasası diye bir şey var. Tıpkı bunun gibi de haşir kanununun, haşir yasasının söyleyemedim bak yine. Bir su içeyim ben. Haşir yasasının da hem bu dünyada bir karşılığı var hem de ahirette bir yansıması, bir tecellisi, bir karşılığı olacak. Nasıl ki kütle çekim yasasının mekansal uzamda mı diyelim, uzayda mı diyelim, farklı farklı köşelerinde yansımaları var. Aynen böyle de haşir yasasının zamanın uçlarında, köşelerinde, başka diyarlarında yansımaları var. Bu diyardaki yansıması bahar şeklinde, öteki diyardaki yansıması da insanın tekrar dirilişi şeklinde diye düşünebiliriz. Bahar bu anlamda bir örneklik sunuyor. Hem de iki açıdan da bir dayanak sunuyor bu ayet-i kerimenin öğrettiği şekilde. Baharı Cenab-ı Hakk'ın hangi isimleri iktiza ediyor? Hangi
sıfatlar iktiza ediyor, hangi şenler iktiza ediyorsa, işte onlar, o sıfatlar, o isimler, o şenler yine iktiza ederler ki insan türü de öldükten sonra ölü kalmasın, tekrar hayata dönsünler. Yani bahardaki o ikram hakikatini, o rahmet hakikatini, o rahimiyet hakikatini, o adalet hakikatini, öyle de sayabiliriz, evet, baharda bir adalet de oluyor. Tohumun vücut bulmak hakkı baharla birlikte ona iade ediliyor, ona veriliyor gibi düşünelim mesela. Onlara o potansiyellerini gerçekleştirme hakkını veren Allah, insana da ebedi yaşama potansiyelini verecektir diye düşünüyoruz. Yani bu dünyada baharı gerektiren rahmet, öteki tarafta da insanın tekrar diriltişini gerektirecektir diye düşünüyoruz. Muktazi açısından rahmet bize bunu açıklıyor. Cenab-ı Hakk'ın şanı öyle istiyor yani. Onun keremi, cömertliği, ne diyelim, fadlı öyle diliyor yani. Diğer taraftan baharda binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca türü tekrar hayatı döndüren Allah'ın kudretinden asla haşa uzak olmaz ki insan türünü tekrar diriltemesin. İnsan sadece bir tür. İnsanın genetik anlamda söylüyorum, ağaçtan daha karmaşık nesi var ki? Evet, manevi tarafında farklı farklı veçeleri var. Ama maddi sahadaki karşılığı açısından o da genler üzerine, bu da genler üzerine. Allah onu başarıyor, Allah onu yaratıyor, Allah onu kudretiyle gösteriyor bize baharda. Bir tek sayfada binlerce, yüz binlerce, milyonlarca türü yaratıyor da, hayata döndürüyor da, elbette onun kudretinden uzak olmaz ki insan türünü de tekrar hayata döndersin, ziyan etmesin. Çünkü insan Allah'ın kıymetlisidir dedik, sanatlısıdır dedik, ne diyelim, misali musagaradır alemin dedik. Bunları hep geçmiş sözlerde de olsun konuştuk, hem de suretlerde de bu konuya değindik. İşte bu pencereden giriyoruz. Elbette sadece bunu konuşmuyoruz. Bu ayet de sadece Kur'an'daki haşirle ilgili tek ayet değil. Birçok ayet var. Kur'an'ın dörtte biri haşirle ilgili. Ancak bu ayet bizim için bir formül oluşturuyor. Kur'an'ın gerisine bakarken de, sünnete bakarken de ve kainata bakarken de bize bir pencere sunuyor. İşte o pencereden girdiğimiz zaman mevzuya, önce suretleri konuştuk. Suretler üzerinden, yani temsil üzerinden bir anlama mesaisine girdik. Oradaki mesaimiz bitti. Ondan sonra işaretlerle tekrar hakikate bir giriş yaptık. Ancak hakikatler bahsi, bizzat kendisi, yani hakikatlerin bize bu mevzuyu ne üzerinden anlattı? O formüldeki isimlerin yerine başka isimler koyarak. Ayette mesela rahmet ve kudret deniyordu. Burada onu kaldırıyor mesela, üçüncü hakikatte de. Yerine hakim ve adil isimlerini koyuyor. İşte onu da bize söyleyen ilk bir cümlesi. Babı hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir. Bu cümle neden var hakikatlerin başında farklı farklı şekillerde? Yani diyor ki Üstad Hazretleri, tabiri caizse, şimdi o ayetteki formülde rahmeti, kudreti kaldır, yerine şunu şunu koy. Bak onlarla da gene gözüküyor. Onu kaldır, şunu şunu koy. Bak bununla da gözüküyor. Yani her bir esma ile, her bir kurguyla, yeni kurguyla, yeni deliller, bakış açıları, tefekkür açıları sahibi oluyoruz inşallah ve de elhamdülillah. Üçüncü hakikati bir okuyalım baştan sona kadar. Ondan sonra tekrar üzerine konuşalım. Tabii ikinci paragraftan itibaren konuşalım. İlk paragrafı dün konuştuk. Bab-ı hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir. Gözlüklerimiz hakim ve adil. O iki isimle bakacağız. Yani Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, her şeyi yerli yerinde yapması, birçok amaçlar, maksatlar koyması, yaptığı, yarattığı şeyleri. Bir gözümüz o, diğeri de adalet. Buna ölçüllük de koyabilirsiniz. Hak sahibine hakkını verme olarak da koyabilirsiniz. Yasalara tabi tutma olarak da anlayabilirsiniz. Çok veçhi vardır adaletin. Adalet tek renk değildir. Burada da onlardan bahsedilecek. Bunlardan her birini koyabilirsiniz. Bir gözümüz hikmet, bir gözümüz adalet. Şimdi kainata bakıyoruz.
Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, yanlış vurguladım cümleyi, baştan alıyorum. Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden ve o hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri tedip etmesin. Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor. Tehir ediliyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya, bir saadet-i uzmaya bırakılıyor. Evet, görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona bürhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydalara riayet etmesidir. Görüyor musun ki, görmüyor musun ki insanda bütün ağza, kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hücreratında, her yerinde, her cüzünde faydeler ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta bazı azası, bir ağacın ne kadar meyveleri varsa, o derece o uzva hikmetler ve faydeler takması gösteriyor ki, nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor. Bir haşiye vardı, onu unuttuk okumayı, şimdi okuyalım. Haşiye yani açıklayıcı not, dipnot gibi düşünün. Haşiye, evet, hiç mümkün müdür ki? Şu cümle çok tekrar ediliyor. Yani bu risalede çok tekrar ediliyor. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki, ekser küfür ve dalalet istibattan ileri gelir. Yani akıldan uzak görmekten ileri gelir. Zaten izahı var. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, hakiki istibat, hakiki muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakiki suubet, yani zorluk, hatta imtina derecesinde müşkilat, küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir. Ve hakiki imkan ve hakiki makuliyet ve hatta vücub derecesinde suhulet, iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhasıl ehli felsefe istibad ile inkara gider. 10. söz, istibad hangi tarafta olduğunu o tabirle gösterir, onların ağızlarına bir şamar vurur, diyor. Açıklama kısmı bitti. Tekrar paragrafımıza dönüyoruz. Normal metnimize, ana metnimize dönüyoruz. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor. Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumda derc etmek, büyük bir ağacın sayfeyi amalini, tarihçeyi hayatını, fihristeyi cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hılkatinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir saniyin nakşı olduğunu gösterir. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fihristesini, bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının aynelerini derc etmek, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi, hiç mümkün müdür ki,
şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Hem adalet ve mizanla iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Şimdi, hiç mümkün müdür ki, böyle en küçük bir mahlukun en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın, en büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın, rububiyetin haşmetini ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin? Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani geçici dünya ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır, elbette adil olan o Zat-ı Celil-i Zülcemal'in ve hakim olan o Zat-ı Cemil-i Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır, diyor ve üçüncü hakikat burada sona eriyor. Bütünü hakkında konuşursak, dün de bir parça konuştuk. Bütünü bize bu kainatın hakim ve adil isimleri çerçevesinden bakarsak, yani onu yaratan Allah'ın hikmeti ve adaleti penceresinden bakarsak, kainatta gözüken sonsuz adalet tecellileri ve hikmet tecellileri açısından bakarsak, haşirsiz yarım kaldığını gösteriyor. Yani o hikmet ve adaletin gösterdiği sonsuzluk, işaret ettiği beka, ebilirlik açısından da sonsuzluk, zamansallık açısından da sonsuzluk. Ne diyelim, her açıdan yani kainatta hikmet ve adalet penceresinden bir sonsuzluk okunuyor. Ta en küçük zerrelere kadar inen bir hikmet ve adalet var. Ta en büyük cirmlere kadar çıkan bir hikmet ve adalet var. Kainatın her bir köşesine nereye gitsek aklımızla, gözümüzle, irademizle, nereye varsak hayalimizle gördüğümüz bir hikmet ve adalet tecellisi var. Ama bu hikmet ve adalet tecellisi insanın dahil olduğu sahada bir yarımlık gösteriyor. İşte burada açıklanan misaller. Zalim zulmüyle gidiyor. Mazlum mazlumiyetiyle gidiyor. Bu karşılığını bulmazsa, yani zalim zalimliğinin cezasını, mazlum mazlumiyetinin mükafatını almazsa, bir yarımlık var. Bu kainatta bir uyumsuzluk gösteriyor, bir çelişki gösteriyor. Orada olan bizde geçerli değil. Bizde olan orada olmuyor gibi bir şey oluyor. Biz de işte bu Esma-i Hüsna üzerinden bu çelişkiyi kurcaladığımızda anlıyoruz ki kainatın yarımlığı ancak haşirle gider. Yani o bütünlüğü buradaki yarımlıktan seziyoruz. Bu böyle olmaz diyoruz. Bu kadarcıkla kalmaz diyoruz. Bir mahkeme-i kübra olmalı diyoruz gibi gibi çok sayıda manayla, bu Risale'nin bize işaret ettiği manalarla, ayetlerin, sünnetin, ehl-i sünnet vel cemaat ulemasının bütün muktesebatının hepsini sayalım burada. Buradaki perspektifle biz zaten hepsine gideceğiz, aynı şeyi göreceğiz. Bu Risale'de gidemesek de illaki okuyoruz.
biliyoruz camilerde veya elimize geçen diğer İslam alimlerinin kitaplarında aynı hakikatlere rastlıyoruz. Onlarda da bu bakış işleyecek artık yani. Bu bizde kalacak. Altın bilezik gibi. Hani böyle meslek sahibi olduğum altın bilezik derler ya. Kolunda altın bileziği var artık. Onunla her türlü kazanır gibi derler ya. Onun gibi de meslek sahibi olmak. Manevi alanda da biz nur mesleğinde gidiyoruz. Risale-i Nur mesleğindeyiz. Bu da bir altın bilezik manevi alanda. Çünkü nereye baksak iş yapıyoruz. Nereye baksak bir marifet devşirebiliyoruz. Nereye baksak bir delil, bürhan görebiliyoruz. Ben onu çok hissediyorum. Muvaffak da olduğumu düşünüyorum kendimce yazdıklarımda, konuştuklarımda, münazaralarımda falan. Yani Risale-i Nur'un benim kafamı çok açtığını düşünüyorum. Bunu nasıl anlatmak lazım? Yani çok hızlı misal üretme yeteneği kazandırıyor mesela. Bunu düşünüyorum. Nur talebesi, Üstad Hazretleri sürekli misallerle anlattığı için bir pratiklik kazanıyor. Misal anlamaya ve misalle anlatmaya dönük bir yatkınlık kazanıyor. Elbette bu Kur'an'ın zaten öğrettiği bir şey. Bu da elbette sünnette zaten var olan bir şey. Ama bu eserler içinde onlara yoğunlaştıkça, yaptıkça böyle bir yatkınlık seziyor. Bir mevzu oluyor mesela, bak diyorum onu şöyle anlayabilirsin diyorum mesela. Ki çok nur talebeleri bunu yapar. Çok Müslümanlar da bunu yapar zaten de. Hani nur talebeleri özelinde konuşuyoruz. Ya diyorum bak onu şöyle yap, anlayabiliriz diyor. Hani nasıl şu şöyle oluyor, bu da böyle oluyor diyorum. Bakıyorum ha adamın da kafası yatıyor mevzuya. Yani o açıdan büyük bir hazine var burada. Öyle hissediyorum. İnşallah yansıtabiliyoruzdur yani. Gölge olmuyoruz da ışık oluyoruzdur. Çünkü kapasitesizliğimiz, kabiliyetsizliğimiz, tembelliğimiz, işte bu dil sürüşmelerimiz bile inşallah gölge olmuyordur. Evet, özetle o yarımlığı burada tamamlayacağız dedik. Şimdi ikinci paragraftan ince tefekkürümüzü yapmaya çalışalım. Ha, çalışmadan önce şu haşiyeyi bir ince konuşalım. Haşiyeyi bir daha okuyayım, bir üzerine konuşalım. Evet, hiç mümkün müdür ki şu cümle çok tekrar ediliyor. Bu risalede bu cümle çok geçiyordu. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki, ekser küfür ve dalalet, yani ekser demek çoğunlukla demek. Çoğunlukla küfür ve dalalet, yani sapkınlık, Fatiha'da diyor ya vela dallin, işte oradaki dalalet, sapkınlık, sapkınlar demek oradaki ifadede. O küfür ve dalalet istibattan ileri gelir. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. Bugün de öyle değil mi? Bugün zaten onun daniskası yaşanıyor. Adam şey yani aklı sanki haşa sümme haşa Allah'ın icraatının mihengi gibi adam öyle aklına öyle bakıyor. Ya diyor bu benim aklıma yatmadı, İslam'da böyle olmaması lazım. Bir saniye ya. Ne zamandan berse İslam senin aklın İslam'ın belirleyicisi oldu. Aklıma yatmıyor, fikrimi almıyor. Bilmem ne. Ayetlere itiraz ediyor, hadislere itiraz ediyor. Şer'i şerifin uygulamalarına itiraz ediyor ki bunlar hani ilk kez de bugün gündem olan şeylerdir. 1400 yıldır ümmet uygulamış, kimse problem görmemiş. Ahir zaman insanı gelmiş, ya bu böyle olmamalı, şu şöyle olmamalı, o öyle olmamalı. Niye? Akla yatmıyor. İslam akıl dinidir. İslam akıl dinidir de selim aklın dinidir ve yalnızca akıl dini de değildir. Akıldan başka çok latifeye İslam hitap eder. İslam ideoloji değildir ki, İslam dindir, din. Din dedim mi? Din insanı bütünlüğüyle kavrar. İnsan sadece akıl değil ki ideolojiyle ikna olsun. İnsanın kalbi var, vicdanı var, nefsi var, bir sürü latifesi var. Dinde hepsine bakan yönler vardır. Zikrullah çekiyoruz. Ya çok diyor mantıksız bir şey aynı cümleyi tekrar etmek. Arkadaşım onun sende yaptığı bir iş var. İşte Budist şeyleri geliyor, yogaları. Yoga mu, yaga mı, yugu mu neyse onlar geliyorlar abi. Onlar geldi mi böyle mum oluyorlar. Böyle parmakları birleştiriyor. Om, om, om. Bu çok mantıklı geliyor o zaman. Ya da işte atıyorum bir şeye gitmişler, kişisel gelişim seminerine, toplantısına.
veya bayi toplantısına gitmiştir. Oraya mutlaka kişisel gelişimciler de geliyor. Firmanın tuttuğu. Orada mesela mottoları var. Söylettikleri. İşte hep beraber söylüyoruz bilmem ne. Kendimi seviyorum. Hep beraber söylüyoruz. Bu işi başaracağım. Satışlar arttıracağım gibi gibi vesaire şeyler söylettiriyorlar. Abi bunlar çok mantıklı geliyor adama. Çünkü seküler alanda bunların karşılığını görüyor ya. Hiç böyle bunları niye tekrar ediyorum demiyor. Ama ondan sonra zikir oluyor, bilmem ne oluyor, görüntüleri falan medyaya düşüyor. Ya ne kadar saçma şey diyor, bu zamanda böyle şeydir mi, toplanmışlar, Allah Allah Allah. Ya o işimi seviyorum, kendimi seviyorum, bilmem ne, bunlar bir lazımsa Allah 100 kere lazım sana. Mezardan sonra işi sevsen ne olur, sevmesen ne olur, orada yatıyorsun zaten, çalışmak diye bir şey yok. Yani bu dünyada olan, bu dünyada karşılığı olan ne kadar böyle hüsnü zanla maruz kalıyor. Hakkı da olmayan bazen hüsnü zanlar ediliyor onlara karşı. Abi ahiret işlerine zerre hüsnü zan yok. Bu çok boş ya, çok mantıksız yani İslam'da. Geçen işte Canat Haklı selamun aleyküme takmış. Ya arkadaş, yani bak 1400 yıldır bu ümmet selamun aleykümü, esselamu aleykümü veya esselamu aleyküm ve rahmetullah gibi çok versiyonları var. Bunu bir kimlik öğesi olarak, bir şiari İslami olarak ümmetin damarlarına işlemiş bu. Bu sünnet seniyeyle gelen bir şey. Aramızda selamı yaymak, müminlerin muhabbetini arttıran bir şey. E hal böyleyken, böyle bir ne diyelim, öğreti bütün dem ve damarlarımızda işlemişken ahir zamanda bir cana taklı çıkıyor. Ya işte o diyor selamun aleyküm diye de şalom bilmem ne bilmem ne. Bir de o bu çıktı yani. İlla bir tarafa atacaklar onu. İslam'ın içinde olmasına şey yapmıyorlar. İlla Hazreti Musa'ya falan filan bağlayıp bizi kendi şeyimizden soğutacaklar. Yani Yahudiler de yapıyor. Siz onlardan aldınız falan filan. Yani Müslümanlar kendileri bir şey çıkaramıyorlar. Onu demek istiyorlar. O Yahudilerden aldınız siz falan filan. Halbuki alakası yok. Bizim sünnet-i seniyemiz içinde bulunan bir şey bu. Dinimizin şiarı olmuş bir şey bu. Kimlik öğesi olmuş bir şey bu. Rahmetli Esat Coşan Hoca Efendi mesela şeye itiraz ederdi. Vaazında ben dinlemiştim internette. İngilizce kursuna gidiyorsun diyor. Sana öğretiyorlar. Selam vermek, hello, hi. Ne alaka diyor ya. Müslümansan diyor. Yine selamun aleyküm diyeceksin diyor. Karşındaki ne derse desin. Yani o İngiliz tamam hello, hi diyor da sen selamını değiştirmeyeceksin ki İngilizler öyle selam veriyor diye. Sen diyor normal kendi selamını vereceksin. İngilizce öğrenirken bunlara dikkat edin diyor. Şairlerinizi vermeyin. İngilizce öğrenmek İngiliz olmak demek değil. Şairleri terk etmek değil. Esat Coşan Hoca Efendi merhum bu noktada cana taklaya bakıyorsun. Ne ya diyor selamun aleyküm ne ya diye iyi günler demek lazım falan filan. İşte bu ümmetin kimliğini bozmaya parçalamaya çalışmak aslında arkadaşlar. Onu parçalarsa bir saf kazandığını düşünüyor. Bir cephe düşürdüğünü düşünüyor o adam. Bir adım ileri gittim diyor. Ya bak diyor, birlikte yaptıkları bir şeyi daha terk ettiler diyor. Parçalarsan böl ve yönet, böl ve yut. Daha pratik olur diyor. Onun kafasında o var. Can Ataklı'nın kafasında başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Oynayan şeytan o yani kafasındaki. E ama tabii farklı suretlerde söylüyorlar bunu. Güya bizim iyiliğimizi istiyorlarmış gibi. Yok abi sizin iyilik falan istediğiniz yok. Ağzınızdan çıkar da şerden başka bir şey değil. Evet. Nereden geldik buraya ya? Ha, hiç mümkün müdür ki şu cümle çok tekrar ediliyor dedik. Çok mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki ekser küfür ve dalalet istibattan ileri gelir. Ya akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. Yani akıldan uzak görür, uzak ve muhal görür, imkansız görür. Muhal imkansız demek. İnkar eder. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki hakiki istibat yani akıldan uzak bulunma, hakiki muhaliyet yani imkansızlık ve akıldan uzaklık ve hakiki suubet, zorluk yine imkansızlık gibi manası var. Hatta imtina derecesinde müşkülat, müşkülat da zorluk gibi biz biliyoruz. Belki bunların nüansları var da ona biz aşina değiliz maalesef. Küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir. Yani mantıksızlık, saçmalık, tutarsızlık falan vesaire, akıldan uzaklık bu diyor küfür ve dalaletin mesleğinde. Bu özgüveni kazanmamız lazım arkadaşlar.
Mantıksızlık şeriat-ı İslamiye'de değil, bizim hiçbir şekilde hiçbir şer'i şerifin amel edişinde, haramında, helalinde, nehyinde, emri bil marufunda, herhangi bir şeyinde yani böyle bir daralmaya düşmememiz lazım. Sanki akıldan uzağız da nasıl açıklayamayız biz bunu ya şimdi falan böyle şeylere düşmememiz lazım. İşte ne var? Zina eden evli erkek, kadın taşlanıyor. Ya bu zamanda anlatamayız biz bunu Allah'ım falan, hiç girmeyelim bu konulara. Ya niye anlatamayasın ki? Şeriatın parçası değil mi bu? Adamlar senelerce elektrikli sandalyede milleti tost ettiler. Hiç canları sıkılmadı. Hiç kimse de onları kınamadı. Veya giyotinle bilmem kaç tane kelle aldılar Fransız devriminde. Abi hiç böyle adamda şey yok. Daraltı yok, sıkıntı yok. O daralmıyor yani kendisini anlatırken. Sen böyle ya ben rejimi nasıl anlatırım bilmem ne. Ya abi bırak anlamasın onları ya. Onları anlatmak zorunda mısın? Sen kendi umdelerin üstünde duruyorsun. Ve senin dinin ahlaki ilişkilerde hassas bir din. Özellikle cinsel ilişki konusunda nikah akdi olmayan şeylerde hassas ya. İstemiyor olsun. Çok kötü görüyor bunu. Aileye çok önem veriyor. Onun sağlığına, o ilişkilerin sağlığına çok önem veriyor. Yani böyle bir dine girdiğinin farkında değil misin? Böyle bir dinin içinde olduğunu farkında değil misin? Niye böyle yapıyorsun? Gerek yok ki buna. Sen duracaksın üstünde. Benim dinim arkadaş, benim dinim bu konularda hassas. Ben Müslümanım. Benim ceddim de Müslümandı. 1400 yıldır biz Müslümanız. Kusura bakmayın, bizim dinimiz bu konularda hassas. Girmezseniz siz bilirsiniz ama giren için bu hassasiyetler var yani. Biraz dikkat edeceksin. Kimin eli kimin cebinde belli olmayacak bir ortam istemiyor İslam. Herkes yerinde dursun diyor. Herkes ahlakında dursun diyor. Ki zaten bunun kriminal açıdan da çok izah edilir yanları var. CSI Las Vegas'ta galiba o CSI dizilerinin ilki. Onda diyordu cinayet suçlarının %70 küsürü mü diyordu, 80 küsürü mü diyordu, cinsel suçlarla ilgilidir diyor. Yani o onu aldatıyor, bu bunun bilmem ne yapıyor falan. Ondan sonra cinayet onun getirisi olarak geliyor. Bugün de mesela o 3. sayfa haberleri diyorlar. O işte karısını öldürdü, bu bilmem onları bastı, vurdu falan filan. Bakıyorsun öncesinde bir şey var. Arsızlık, namussuzluk var. Ondan sonra o şey gelmiş, cinayete gelmiş, o işin ucu. Bak öncesinde İslam öyle bir kesiyor ki onu, rejim, çok caydırıcı bir ceza. Yani taşlanarak ölmek kolay bir şey mi? Öyle bir caydırıyor ki orada İslam, o caydırıcılık belki çok suçları da önlüyor. Bugün Batı'da iki yakalarının bir araya gelmemesi suç konusunda, asayişsizlik, cinayet, şiddet bilmem ne, yani bizden çok kötü durumdalar. Şimdi onların o hali belki de bu öncüllerini engellememelerinden, tutarsızlıklarından yani. İslam bu konuda tutarsız değil. Öncüllerini görüyor, biliyor. Tabii her şeyi bilen Allah'tan geldiği için. Bu konuda böyle bir tedbir almış. Yani hiç bizim her şeyimiz akıllıca arkadaş. Ama selim akılın anlayacağı bir şey. Nefsinin, hevasının peşine düşmüş aklın anlayacağı şeyler değil bunlar. O adam istemiyor ki öyle bir ceza olsun. Çünkü onun zaten gözü günahta. O cezayı koyarsan o günahtan kaçması gerekecek, istemiyor. O yüzden senin cezanı da kaldırmaya çalışıyor adam. Ona kanıp vazgeçilir mi şeriatta? İlahir, bizim mesleğimiz hak, bizim mesleğimiz hakikat, her şeyimiz akli. Bilmiyorsak bilene soracağız. Biz de mesela çoğu şeyi ben bilmiyordum. İşte Risale-i Nur'dan öğreniyoruz. Beraber öğreniyoruz. Varmış diyoruz, hakikatmiş diyoruz, aslı şeymiş diyoruz, tutarlıymış diyoruz falan böyle. Mesela Ebu Bekir Sifil Hoca'nın, Allah ondan razı olsun, ben onun kitaplarını okuduğumda hadis meselesinde çok müşkülüm halloldu. Yani elbette modernistlerin dediğinin doğru olmadığını biliyorum ama ya diyor bana bu işin aslı nedir, doğrusu nedir? Vardır cevabı ama nedir acaba falan diyordum. Çok derdime derman oldu hocanın kitapları. Allah ondan razı olsun, Allah ecrini versin. Allah işini kolaylaştırsın, onun müşküllerini çözsün. Hep de dua ediyorum. Yani Allah bütün ehli sünnet ulemasından razı olsun. Bilmiyorsak soracağız, araştıracağız, okuyacağız. Var cevabımız, tutarlı, güçlü izahlarımız var. Bilmiyorsak bizim eksiğimiz ama var. Bu özgüveni kaybetmeyelim.
İşte Bediüzzaman'ın da bize aşıladığı bu özgüven, hatta imtina derecesinde müşkülat küfür yolundadır diyor. Ve dalaletin mesleğindedir. Bizde bir sıkıntı yok. Ve hakiki imkan ve hakiki makuliyet, yani akla yatkınlık, hatta vücub, zorunluluk diyelim biz ona, olmazsa olmazlık diyelim, hatta vücub derecesinde suhulet, kolaylık, iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhasıl ehli felsefe istibad ile inkara gider. Hakikaten çoğunlukla onlar akıldan uzak görüyorlar kendilerince, öyle dalalete gidiyorlar. 10. söz istibad hangi tarafta olduğunu o tabirle gösterir. Onların ağızlarına bir şamar vurur. Yani onlar akıldan uzak görüyorlar haşri. Ben diyor tam tersine, onların akıldan uzak görmelerinin akıldan uzak olduğunu hiç mümkün müdür ki ile başlayan ifadelerle söylüyorum, yapıyorum diyor Üstad Hazretleri. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak onun özgüvenini, onun izzet İslamiyesini hepimizin kalbine versin. Bu zamanda, ahir zamanda, dini tutmanın avuçlarında kor tutmak gibi olduğu bir zamanda Cenab-ı Hak öyle bir iman ile ayakta durmayı bize de nasip eylesin. Gördüğünüz gibi dilim yine sürçüyor. Bir su daha içeyim. Elhamdülillah. Evet, haşiye bitti. Tekrar paragrafa dönüyoruz. Evet, görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Yani şu alemde iş üzere, eylem üzere, amel üzere olan Cenab-ı Hak nihayetsiz bir hikmetle, sonsuz bir işte amaçlılıkla, yerli yerindelikle iş görüyor. Hiçbir şey yaptığı boşu boşuna değil, amaçsız değil, maksatsız değil, yerine oturmamış değil. Ona bürhan mı istersin? Yani ona kesin bir delil mi istiyorsun? Her şeyde maslahat ve faydelere riayet etmesidir. Görmüyor musun ki insanda bütün aza, kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hüceyratında, her yerinde, her cüzünde faydeler ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta bazı azası bir ağacın ne kadar meyveleri varsa o derece o uzva hikmetler ve faydeler takması gösteriyor ki nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Yani bir enfüsten afaka doğru gidecek şimdi metin. Önce kendimize bakalım diyor tabiri caizse. İnsandaki uzuvlara, organlara, duyulara, hücrelere bugün biyoloji belki geçmiş ümmetlere, geçmiş insanlara nazaran bize daha da çok perspektif sunuyor bilimin gelişmesi bu anlamda. Yani Kur'an'ın rumuzları bilimin yardımıyla daha da tavazzuh ediyor. Üstad Hazretleri diyor ya, zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzları tavazzuh ediyor. Yani açıklığa kavuşuyor, tavazzuh bir manada o demek. Ne demek? Daha iyi anlıyoruz, daha çok doneyle anlıyoruz, daha çok içerikle anlıyoruz, daha çok misal verebiliyoruz. Biyoloji veya diğer ilimler sayesinde Kur'an'ın rumuzlarına. İşte burada da insanın dokularına, duyularına, organlarına, kemiklerine, saçlarına, şunlarına, bunlarına dair bütün muktesebatınızı düşünün. Biyolojiye dair ne duyduysanız. Yani hiç yerinde olmamış, ya burada olmasa şurada olsa daha iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı? Hatta bir estetik cerrahi uzmanını dinliyordum. Ya televizyonda ya internette, tam hatırlamıyorum. Adam diyor ki, biz diyor burnu mesela oynadığımız zaman burunda veya işte başka bir yerde mümkün mertebe diyor az şey yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü diyor burun diyor size mesela kendi burnunuz büyük de gelse veya dudağınız size iri de gelse veya işte küçük de gelse veya daha da bir yerinizi beğenmeseniz elmacık kemiklerim şöyle çenemin altı böyle falan, onun diyor yüzün içinde bir yeri var. Tasarımın içinde, o bütünlüğü içinde bir hikmeti var diyor öyle olmasının. Onu diyor hiç
oralara bakmadan, geneline bakmadan bozduğumuz zaman diyor yüzümüz diyor çok kötü oluyor. Mesela diyor burun da diyor mesela çok oynadığımızda diyor iri bir burunu çok fazla değiştirdiğimizde diyor sanki o burun o yüzün değilmiş gibi oluyor diyor. Takmışlar gibi duruyor diyor. Bu sefer daha da çirkin oluyor diyor. O yüzden diyor estetik cerrahide temel prensip diyor mümkün mertebe az dokunmaktır diyor şeye. Bir dokuya o bütünlük içindeki şeyi çok bozulmasın diye mümkün olduğunca az dokunmaktır diyor. Çok dokunduğumuzda çünkü kurtarılamaz oluyor bu sefer. Hakikaten de bakıyorsun böyle estetik cerrahi ürünü şeylere, burunlara. Abi sanki yüz başka, burun başka ya da işte kaş başka, şey başka. Botoks yaptırıyorlar. Tövbe estağfurullah mesela şu alnımda falan yaptıranları gördüm. Abi aynı şey gibi. Koçbaşı gibi oluyor böyle kapı kıracak. Böyle vurup kapıyı kıracak koçbaşı gibi böyle burası şişmiş. Şurası genişlemiş. Ya yani böyle keçinin başı gibi olmuş tövbe estağfurullah yani Allah. Benzetmeye şey yapıyoruz ama yani tuhaf oluyor ya. Ben canlısını bir kere gördüm botokslu bir kadını markette denk geldim. Abi bana çok tuhaf geldi ya. Öyle nasıl güzel olduklarına inanıyorlar. Değişik bir şey yani böyle yüzü sanki dayak yemiş gibi duruyor böyle. Böyle bir şişkinlik var falan. Heh. Onlar bile gösteriyor ki ya Cenab-ı Hak neyi koymuşsa neyi vermişse yakıştırmış vermiş hikmetle koymuş hepsinin bir yerli yerindeliği var. Bugün izlediğiniz her belgeselde konuya dair her haberde diyorsunuz ki bak bunun bu hikmeti varmış, şunun şu hikmeti varmış, şunun şu şuyu varmış. İşte burnun içinde kıllar var bizi bazen de çok rahatsız ediyor ama işte onlar olmasa havadaki tozları ne ayıklayacak falan. İşte kaşımız var burada. Kaş ne işe yarıyor? Buradan ter geldiğinde gözün içine girmesini engelliyor falan. Bu taraftan aşağı alıyor onu. Yani aşağı böyle gözün içine doğru inmiyor. İşte ne diyelim her bir uzvun böyle çok sayıda hikmet var. Kulağın şeklinden tut, içindeki yapısından tut vesaire. Detaylandırmayayım. Şimdi bu yerli yerindelik, bu hikmetlilik ya bunu yapan usta hakimdir dedirtmeli. Bunu yapan Allah nihayetsiz hikmet sahibi dedirtmeli. Ya muhteşem bir düzen ya şu şeye bak. Vücudumuzun dörtte üçü su. Ya yürüyoruz ya. Su çuvalları yürüyor ya. Nasıl yapmış Allah bunu? İşte bir tane balona su doldurun. İşte onun gibi bir şeyiz biz de yani. Çok fazla su var vücudumuzda. Ama bu su yığını yürüyor. Sertliği var. Yumrukları var. Yani kavga edebiliyor ama su yığını yani. Böyle bir yumruk yediğinde fıs diye bir su dağılmıyor vücudundan. Öyle bir düzende yapmış Cenab-ı Hak. İlahir. Bir ağacın ne kadar meyveleri varsa o derece o uzva hikmetler ve faydeler takması gösteriyor ki nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması, yani düzen bulunması gösterir ki nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor. Sanat var ama o sanat intizamlı. Zaten sanatın arkasına da gittiğinizde ne var arkasında? İntizam var aslında. İşte o yüz örneğini verdik az önce. Şimdi yüz diyorsunuz ki ya yüzü çok güzel. Niye yüzü güzel? Aslında orada bir matematik var. Yani işte şu santimde bu böyle. Ölçtüğün zaman diyorsun ki ya bak oranları ne kadar iyi falan diyorsun. O bütünlük sana bir güzellik sezdiriyor bu uyumluluktan, bu intizamdan. Ama işte onu Cenab-ı Hak çok şekilde tecelli ettiriyor. Tek bir tür de değil mesela o güzellik. Gözü küçük olanın güzelliği ayrı, ölçüleri ayrı, tasarımı ayrı, büyük olanın ayrı, ela olanın ayrı, kahverengi olanın ayrı. Bir sürü matematik var yani şu yüzde Cenab-ı Hakk'ın işte bir mucizesi. Bir sürü matematik var ama sonuçta bir intizam var. Yani bir burnunun bir tarafı böyle bir tarafı şöyle bu güzel değil mesela. Güzel gelmiyor hiçbirimize. Bir simetri var. Ya da diyelim dudağın bir tanesi şöyle, bir tanesi böyle güzel gelmiyor bize. O işin matematikle ilgili olduğunu buradan da seziyoruz. Evet, sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki
nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor. Bir yerli yerindelik var. Bir maksatlılık, bir amaçlılık var. Bunlar böyle tesadüfen buralara gelmemişler yani. Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumunda derc etmek, büyük bir ağacın sahife-i amalini, amel sahifesini, tarihçe-i hayatını, ömrünün şeyini yani programını diyelim, firiste-i cihazatını küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. O çiçek ne olacak? O tohumunda var. İşte DNA'sı diyoruz ya, DNA'sını döküyorlar mesela. Ya o kodlama bir açıdan o çiçeğin ne olacağını bize anlatıyor. Ya bu DNA'yı inceleyen adam diyor ki bu diyor şey olacak işte papatya olacak diyor. Anlasa mesela o kadar uzman olsa DNA'sını okuduğu zaman bu diyor papatya ya diyor papatya olacak diyor. İşte bakıyor bu gül olacak diyor. Bu diyor şu olacak diyor. O genlerine bakarak. Şimdi bu iş programsız bir iş mi? Bu iş gelişigüzel bir iş mi? Ya yazmışlar içine yazmışlar. Sana birisi mesela bir bilgisayar programı, bir oyun, bir şey alıyorsun mesela. Onun nasıl kurulacağını yazan içinde kağıt çıkıyor. Veya oyunun ne olduğunu falan anlatan broşür çıkıyor. O çıktığı zaman sen diyor musun ya tesadüf eseri oluştu bu. Demiyorsun, diyorsun ki bak bu oyunu yapan bu broşürü de yazmış ki. Yani ne olduğunu bilin. Bunun içinde ne var? Nice bir şey olacak. Bu buraya yazılmış. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da yaratıyor. Yarattığının içine de onu koymuş kodlarını. Bak böyle bir şey çıkacak bundan diye. Belki gün gelip bizim o inceliklere kadar ineceğimizi elbette ilmiyle bilerek. Yani biz o noktaya geleceğimiz için Cenab-ı Hak da kitapçının içine şeyini koymuş. Hani gün gelip bu sanatı biz kullanacağız. Bu iş bizim de ne diyelim kullanım alanımıza girecek mesela. Genetikle biz de uğraşacağız. Ya da kullarımın aklı buraya kadar inecek gibi bir örneklikle. Orada programı var, burada inkişaf etmişi var. Orada programı var, burada inkişaf etmişi var. Bu hiç hikmetsiz bir iş mi? Yani bu tohumu attım başka bir şeyle çıkan gül oldu. Bu tohumu attım menekşeyle çıkan kabak oldu. Böyle bir durum mu var? Bir gelişi güzellik, bir tesadüflük mü var? Hayır. Yine programlılık var. Başta ne yapılacaksa, mühendis masaya ne koymuşsa çıkan o bina oluyor. Bu da bir hikmet. Bu da bir düzenlilik olduğunu gösteriyor. Hem her şeyin hilkatinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir saniye nakşı olduğunu gösterir. Hem her şeyin hilkatinde yani yaratılışında gayet derecede hüsnü sanat bulunması, güzel sanat bulunması, sanat güzelliği ya da nihayet derecede hakim, hikmet sahibi bir saniyin sanatla yaratan Allah'ın nakşı olduğunu gösterir. Evet, şu küçücük insan, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fihristesini, bütün hazain-i rahmetin anahtarlarını, bütün esmaların aynelerini derc etmek nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Yani insanın içinde ne var diyor burada? Kainatın fihristesi. Açarsan kainatta neler olduğunu insanın içinden anlayabilirsin. Öyle mi? Yahu öyle. İnsanın hayali alemi misali anlatıyor. İnsanın hafızası levh-i mahfuzu anlatıyor. İnsanın diyelim aklı kainatın bilinebileceğini söylüyor. İnsanın başka başka işte her özelliğini düşünün, hepsi alemin bir tarafına işaret ediyor. İnsanı incelediğiniz zaman bu insan nasıl bir alemde yaşamış bunu anlayabilirsiniz. Uzaylı olsanız, X, Y, Z aleminden başka bir boyuttan gelseniz, insanı bulsanız, insanı inceleseniz, onun nasıl bir alemde yaratıldığını anlarsınız. Ha bak bu insan gözleri var. Demek ki işte ışıkla falan. Demek ki onun alemi ışıklıymış. Işıkla görebiliyor. Veya işte sesleri varmış onun aleminde. Kulakları var. Veya işte koku alabiliyor. Demek ki onun alemi kokulu bir alemmiş.
teni var demek ki bu onun alemi dokunulabilen bir alemmiş falan. İşte aklı var, bilinebilen bir alemmiş. Hayali var. Demek ki bu alem hakkında hayal de kurulabiliyormuş, tasavvur üretebiliyormuş bu canlı. Gibi gibi çok çıkarımları insandan yapabilirsiniz. İnsanı keşfettiğiniz zaman alemin keşfine çıkmış oluyorsunuz bu yönüyle. Çünkü insan aleminden haber veriyor. Ondan sağıldığını, ondan özetlendiğini gösteriyor. Elbette bunun çok boyutları var. İnce ince girdiğiniz zaman neler neler çıkacaktır. Biz burada özetini söylemiş olduk sadece. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fihristesini, bütün hazain-i rahmetin, rahmet hazinelerinin anahtarlarını, bütün esmalarının aynelerini derc etmek, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Hüsnü sanat içinde hikmet. Şimdi, hiç mümkün müdür ki, şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Yani bir tarafta bu kadar güzel şeyler yapıyor, hikmetli şeyler yapıyor, rahmetli şeyler yapıyor, sanatlı şeyler yapıyor. Güzel, 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 güzelliğin katları. Güzel, daha güzel, daha güzel, daha güzel, daha güzel. Böyle sürekli çoğalıyor. Baktıkça biz kainattan bunun ziyadeleştiğini görüyoruz. Ama diğer taraftan da şöyle bir çirkinlik. Olabilir mi hiç? Bu manzaraya yakışıyor mu ey insan? Şimdi hiç mümkün müdür ki şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet. Bu kadar her yerine işlemiş hakim. İcraat-ı rububiyet, yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, Rablığı, terbiye ediciliğinin her bir köşesinde böyle bir hikmet var. Bu kadar hakim olaya, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Yani Allah kainatı bu kadar güzellik yaysın, dağıtsın, yaratsın ama kendisine sığınana, kendisinden yardım isteyene, kendisine inanana, ibadet edene bir güzellik yapmasın. Ya bu böyle bir şey olamaz ya. Yani Allah kainatı bu kadar çiçek çiçek, böcek böcek, sanat sanat, canlı canlı veya cansız yani hepsinde bir güzellikler yaratsın böyle. Baktın mı, duydun mu, kokladın mı, her türlü her şekilde içimiz açılsın. Bunun şahidi olalım. Sonra da diyelim ki bak bu Allah bu kadar güzelliği yaydı, dağıttı, yarattı, saçtı ama kendisine sığınana, kendisine ibadet edene, kendisine inanana, kendisine tesbih edene, kendisini kulluk edene onlara bir güzellik yapmıyor. Bak tutarsızlık var bunda, böyle olmaz bu Allah. Bizim Allah'ımız haşa sümme haşa böyle olmaktan münezzehtir, böyle tutarsız olmaktan. Hem öyle hem böyle olmaktan. Haşa, bizim Allah'ımız münezzehtir. Hani daha önce dedik ya, birinde sıfatsa bir şey, o gitmez. Hep kalır onda. Her işinde görülür o. Adam çok iyi usta. O zaman her işinde o ustalık gözükür. Adam çok cömert ama yılda bir kere bir kişiye para veriyor. Böyle cömertlik olmaz. Eğer hakikaten cömertse her gelene elinde imkan varsa vermeye çalışır. Ona biz cömert deriz. Sıfat olmuştur o zaman işte cömertlik. Ama adam işte çok güzel yemek yapıyor ama sadece bir tek tatlı yapıyor. Tadı, yani bir tek tatlısına katlanılır. Böyle güzel yemek yapıyor olur mu? Şimdi zıt oldu bu söylediğin. Güzel yemek yapıyorsa elindeki her şey güzel çıkar. Lezzetli olur. İnsanın tadı damağında kalır yani. Bir tanesini öyle yapıyor, geri kalanın hiçbirinde böyle yapamıyor ama çok güzel yemek yapıyor. O zaman yanlış söyledim. Bu onda sıfat değilmiş deriz. Gibi gibi la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın kainatta hikmetini okuyoruz. Bu kadar yani bilimler bunu anlatıyor bize. Detayına, incesine kadar her şeyinde Cenab-ı Hakk'ın sanatı, hikmeti, ölçüsü. Okuyoruz. Ama sonra geliyoruz. Bir de ona sığınanlar var. Yani bir adım da ileri gitmişler. Diğer canlılar gibi ya da diğer varlıklar gibi değiller. Bir adım daha ileride onu şuurla tanıyorlar. Onun rızasını kazanmaya çalışıyorlar. Tesbih ediyorlar, takdir ediyorlar, hamd ediyorlar.
Onlara hiçbir güzellik yapmıyor, iltifat etmiyor. Ya böyle olmaz Allah, haşa sümhaşa. Diyor burası bize. Şimdi hiç mümkün müdür ki şöyle icraat rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin, diyor. Ondan sonra adalet bahsine geçiyor. Oraya dokusak mı, burada bıraksak mı diye düşünüyorum. Orayı yarına mı bıraksak acaba? Hadi orayı yarına bırakalım. Bugünlük bu kadar diyelim. Bilmiyorum ne kadar zaman geçti. Saatimizi bulduk mu? Çünkü bende saat yok. Saate bakamıyorum. Yarın da inşallah adalet kısmını konuşalım. Böylece metnimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Burada çünkü şeye geçiyor artık. Hem adalet ve mizanda iş görüldüğüne bir ham mı istersin diye. Mevzun hikmet kısmını konuşmuş oluyor. Artık adalet kısmını konuşmaya başlıyor. Biz de hikmet kısmını konuşmuş olduk. Adalet kısmına da yarın inşallah geçeriz diye ümit ediyoruz. Elbette yine Cenab-ı Hakk'ın tevfiki, inayeti ve fazlıyla. Evet arkadaşlar, Allah hepinizden razı olsun. Allah bu hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin. Hikmetinin güzelliğini kalbimizde duymayı, aklımızla okumayı, hayatımıza da aksettirmeyi, amellerimizi de hikmetli kılarak bu kanuna dahil olmayı cümlemize nasip eylesin ki o hikmetin bizim hayatımızdaki karşılığı da şeriat-ı İslamiye'dir. Onlara yaptığımız ittibadır, takvamızdır, emri bil marufumuz, nehyanil münkerimizdir, helallerimiz haramlarımızdır. Allah hepinizden razı olsun tekrardan. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.